31 Mart yerel seçimlerini kadın hareketi açısından kendimizce bir kazanım olarak değerlendiriyoruz. Kadın hareketinin bir bütününe bir kazanım olarak değerlendiriyoruz. Bunun sebebi aslında belirtildiği gibi AKP-MHP iktidarının çok ciddi yerlerde kaybetmesi. Çünkü AKP-MHP iktidarı aslında tüm politikalarını, tüm varoluşunu kadın hareketinin, kadın mücadelesinin aleyhine politikalar üreterek var ediyor. Kendini tamamen bunun üzerinden var ettiği için onların kaybetmesi, onların özellikle yereldeki belediyelerde, yerel seçimlerde kaybetmesi, halkın onlardan vazgeçmesi demek bizim kadın hareketi olarak, kadın mücadelesi veren kadınlar olarak bir kazanım elde ettiğimizin bir göstergesi oluyor. Bu aynı zamanda aslında Türkiye halkları için, hem Türkiye hem Kürdistan için bizim açımızdan şeyin de göstergesi oluyor. Bu halkın aslında demokrasiye, eşitliğe, adalete ve aslında kadın haklarına sahip çıkan bir yönetim biçimine duyduğu özlemi ve umudu da çok net gösteriyor. Aslında Van'ı değerlendirirken birazcık 2016'daki ve 2019 sürecindeki kayyum politikalarıyla değerlendirmek bizi daha bütüncül bir sonuca götürecektir. Çünkü aslında bu irade gaspları 1 Nisan 2024'te başlamadı. Aslında bu irade gaspları 2016'da başladı. 2019'da devam etti ve artık iktidar için, özellikle AKP-MHP iktidarı için ve onların yereldeki temsilcileri için bu bir kültür haline geldi. Gasp etmek gerçekten bir kültür haline geldi ve oradaki halkın iradesini, oradaki halkın taleplerini, oradaki halkın kendi için istediği yönetim biçimini, yöneticileri hiçe sayarak oradaki halkın iradesini gasp ettiler. Bu 2016'da, 2019'da olduğu gibi 1 Nisan'da da aslında 1 Nisan 2024'te de bunun adımı atıldı. Kayyum benzeri bir politikayla işte memnu haklarının iade edilmesini kabul etmeyerek İl Seçim Kurulu Abdullah Zeydan'ın başkanlığını kabul etmedi. Ama bence Van halkı, Van'daki bütün halk, hem çocuklar, hem kadınlar, hem erkekler, orada yaşayan bütün halk bu irade gaspına çok güzel bir cevap verdi. Yerel yönetimler kadın mücadelesi açısından, feminist hareket açısından çok çok önemli. Ama elbette önemli olan tek şey bu belediyeleri kazanmak değil. Belediyeleri kazandıktan sonraki süreci birlikte örmek. Tam bu noktada biz aslında kadın dernekleri olarak, kadın hareketi olarak belediyelerden de aslında birçok şey bekliyoruz. Kadın cinayetlerine dair daha bütüncül politikalar üretmelerini bekliyoruz. Daha güvenilir kentler, kadınlar için daha güvenilir kentler inşa edilmesini bekliyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğini yansıtan belediyeciliğin oluşturulması, kentlerin de tam da buna göre inşa edilmesini bekliyoruz. Bütün bu karar verme süreçlerine, karar verme mekanizmalarına da aslında kadınların da dahil olması, kadınların da aslında orada söz kurması ve bu karar verme mekanizmalarında yer alması bu süreci hızlandıracaktır. Bundan eminiz. Bundan dolayı bundan sonraki süreç için hem kadın hareketi açısından hem eş başkanlığı, eşit temsiliyeti uygulayan belediyeler için de, diğer belediyeler için de ortaklaşmak çok çok önemli. Bizim de bundan sonraki sürecimiz bu ortaklık yollarını açmak ve aslında gerçekten şehirleri, kentleri, ilçeleri kadınlar için yaşanılabilir hale getirmek olacaktır.